Abi seri bitmeden challenge bütün tarlaları satın almak. O kadar parayı nereden bulacağız ya? Çok pahalı arkadaşlar. Bir tarla var 1 milyon dolara yakın değil mi doktor mesela? Güneş paneli takarsak abi. Oo. Ve videonun üstüne AFK bırakırsak. Bitti işte. AFK bırakmıyor ben gerek yok abi. O zaten bir zamanı hızlandırınca. Doktor belli çok takılmış herhalde. Zabara dedi. 76 ton var. 16 ton falan alacaksın abi. Aynen. Şu an 17, tepe noktasına geldi. Suyun bitti. Zamanında yavaş at. Lan ben yayınlarda iyi su içiyorum ha. İkisi de yarım yarımdı. Neredeyse toplamda 1,5 litre su içtim ha. Su içe gel. Su için arkadaşlar, su önemli. Yine şeye gidiyoruz, götürüyoruz. Buradan çıkayım ben trene. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley lüm lüm ley. Ben bu tır daha çok seviyorum ben sanki. O biraz daha tır abi, yani daha böyle iyi bir şeye benziyor. Evet, çok o senin alttaki var ya tam şey ya. Tren den den den. Benim tır diye. Ay gaz tırır. Benim tır diye ama kimse. Aa, bu doktorundu. Hayda. Derenden derenden. Aa, doktor ne satılıyor acaba? Bunlar ne la? Balya makinesi. Evet. Taş toplayıcılar diye. Abi yani, artık canlara bakmadık ya. Biz her gün ona bakmayız. Şuradaki çimler biçim şey güzel duruyor. Optik emmi, bas gaza optik emmi. İçmedi nasıl? Boyadım abi direkt üstüne çimi. Biraz hızım alamadım da sen solla ben istiyorsun. Boyamaya gerek yok ya doktor. Oha, çarptık mı optik? Ne oldu? Önüne mi kırdım? Yok yok, ben iki bir anda frene bastım. Genç adam ya. Bu arada abi, videonun burasına kadar izleyenler için abi. Heh. Alt tarafa gelen link bırakayım abi bölüm için. Bunu tek part açmayacağım doktor. Bunu böleceğim. Parça parça. Bunu parça o zaman parça bu dakikasını hangi bölüme denk geliyor bilmiyorum da. Yazmışlar gulu gulu yanına yanına, kalp attı bunlara. Evet, onları gördüm. Discord'a gelsinler abi, yani haritanın linkini paylaşırım ben. Oo, aynen İncanlı. Arkadaşlar, bu arada Discord adresimiz açıklamada var. Discord açıklama adresimize gelirseniz Dr. Bey oyun sohbette sanırım değil mi? Oyun sohbette mi diyor? Evet, oyun sohbeti atarım yine onu, Ege sağ olsun. Onu şey ayrı atar. Bir şey de açabiliriz ya, save'ler gibi doktor. Mesela Minecraft save'lerini falan da atabiliriz belki oraya. Olabilir, onu şimdi kanal açmaya uğraşmıyorum abi, direkt şey hazır kanal. Ya aslında ben Discord'u ne olarak kullanmak istiyorum? Sadece ikinci kanal için kullanmak istiyorum aslında. Birinci kanalda soyutlamak istiyorum bir yönden de. Minecraft'tan. Ama olmuyor illaki yani. Oh. Ali Deniz denilen bir kanal var abi, o takip edesin. İkizim bu. Abi bayağı benziyorsunuz. Hep o, evet hep ya, o arkadaşlar ben o ben olsam arka planımız aynı olur yani. Tabii. Hiç alakam var mı? Burada bir kere senin kanepen var abi, onun kanepesi yok orada. He, kanepesi yok, onun sandalyesi dandik, bak benim kaliteli sandalye. Onun kulaklığı dandik. Oyuncu kulaklığın var abi senin. Benim oyuncu kulaklığım var. Ben burada tam oyuncuyum chat, görüyorsunuz yani. Benim 4070'im var, onun 2080 Ti'yi var hala. Onu da açıklamada kaldırdım, birinci kanalı sistem gerek özelliklerine. Niye onlar koyduysam. Millet merak edip duruyordu. Sildim artık. Aynı hava atıyor gibi. Kanepe reisiyonuz. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Abi sen onu boşalt, ben bir su alayım ya. Tamamdır Utik. O kanepe peki bu kanepeydi işte arkadaş. Ne olurmuş doktor? Sponsorluğu ilk kanepe sponsor geliyormuş. Hayda, ne yapacağız? Var bir tane ya elde doktor. Ne artık. Bir videosunu çekeriz. Üçümüz beraber toplanır otururuz kanepeye. Öyle bir video çekeriz. Aa bak, şurada şöyle şeyler varmış. Ben bunun şeyi değiştireceğim ya. Çirkin gözüküyor öyle. Kayar zemin yapacağım. O dışarı çıkıyor, kötü oluyor. He ya. Dışarı çık şey gözüküyor doktor. Hani gerçek dışı. Hı hı. Ya normalde işte o ben oynadığım zaman çıkmıyordu onlar da, bu güncellemiş durumda. Sponsorluk alınmış sandalyede. Yok, sponsorluk yok. Sabahlıyorum. Şey yapıyorlarmış ya, Instagram'da falan reklamlı şeylere reklam yazmayınca 550 bin ceza yazıyorlarmış. Instagram'da mı, sadece YouTube'da mı? Reklam. Biz de öyle diyelim bari, ne yapalım. Reklam yok ama bizde. Yok ama reklam olmayana da yazana da ceza veriyorlarmış gibi bir şey söylüyorlardı bir ara. Aa dur, optik daha bitmemiş. Bitmedi mi, tamam. Ben niye yürüdüm, hareket ettim? O çok saçma değil mi ya arkadaş?
Orada gene ana sayfaya düşmüşsün abi. Harbi mi diyorsun? İyi bir şey. Bak geçen yayın da yaptı bunu. Hayırdır Twitch, ne oluyor? Ne bu samimiyet? O oynuyor çünkü bir şey. Yok ki. Yayıcı. Yayıcı yok puslayacağım. Lan TR'den kim var? Şu var Aldeniz. Ne oynuyor Farmik? Neyse. Yazık bunu da ana sayfaya çıkıyor. Türkiye'de... Türkiye'de bir sen kaldın ha herhalde. Ben değilimdir de nadir. Bizde çok izlenmiyor zaten. Millet şeye takılıyor. Ah be abi bilmem ne yayın işte az izlenim. Ya arkadaş ben burayı Minecraft'tan kendi esas tanırlığından soyutlamış adamım. Ben buraya keyfi bir şey yapıyorum. Boşalt optik. Biraz daha öne gitsen optik. Biraz dışarı gidiyor gibi ha. Yani ben takılmıyorum böyle şey. Takılsam giderim. Bunu dert ediyor olsam. Minecraft yayını yaparım hani. Yine yaparız da o orası şey değil. Ama ben burada harici bir kitle oluşturmak istiyorum yani. Doktor ne yapıyoruz? Çağırıyorum. Bitti mi optik? Çağır. Bitti. Eve sonra mı götürek? Var mı evde? Yo giderken götürürüz ya. Ha şey için tamam. Evde yok ki. Yo yani. Konuyu benim köşesinde. Abi oynamayı siz kendiniz mi çözdünüz? Bir yerden baktınız. Hangi ekini neyle yapacağım anlamıyorum ya. Vallahi abicim ben bir yerden bakmadım da biraz doktora da yardımcı. Biraz da babam çiftçi olduğu için hani bazı aletlere hakim oluyorsun ne yapacağını ama bakmadan hiç çiftçiliği bilmeden de zorla yapamam gibi. Biraz aa, şey yaptım. Var ya. Tutorial falan. Bilgilendirme var. Nerede doktor? Söyle de gösterelim çocuğa. ESC basıp sol tarafta en aşağı. ESC basınca. Heh, burada yardım evet. Var. Şöyle şeyler hani hiç bilmiyorsan oradan anlatıyor. Yazıyor hepsi. Toprağı işleme ki masak, harita filtreler. Ya, çoğu yazıyor bak burada abim. Para harcama mı? Para harcamayı da bize mi anlatma yani. Özellikle doktora. O bende. Kerim abi var burada. Hamsat'ın müdürümüz var burada. Ayıp oluyor. Hiç bilmiyorsanız ADŞ kanalında abi direkt birinci sezonda anlatıyoruz bunları. TR Doktor diye bir adam var. Kerim abi oyunların aksi konspirasyonu. ADŞ de. Tren nerede abi? Geliyor. Tren yapıyor. Maybe never comes doktor. Çok az kaldı ha. Bu sefer doktor sürsün treni ya. Doktor bu sefer sen sür ben şu boşaltmaya başkası uğraşır. Ben şu üste bak. Doktor neyle açıp boşaltabilir? Optik daha mi yapıyor? Bırakma. Ablam şu an geldi. Daha bırakma treni ya. Tamamdır. Tam yukarı çıkayım hop. Tam denk geliyor şu anda neyle. Aynen süpersin. Tam gitmene gerek yok doktor. Böyle yapıştır. Tamamdır. Bu değil mi lan? Başka boruyor lan. Bu ne lan? Orunun garip bir yerinden. Bu ne? Tekstür hatası var burada. PNG. Nohuta benziyor. Selamünaleyküm abi bu akşam yayın son video izleyecek miyiz? Belli olmaz abim de zor gibi. Hani bizim ekip gidecek zaten her türlü. Ben de bugün yorgunum ya. Bitti doktor biraz ileri. O doldu mu? Doldu, tamam doldu. Doktor dur böyle. Hepsi mi bitti? Hepsi. Ha doğru gerçi azdı. Optik gel şuradan bir yerden içeri girek. Bakak bak içeride. Ekstra şeyler vardır. Paralar gelecek. Aç lan kapıyı. Açar mısınız? Babam ne ekiyor? Babam arpa ekiyor, buğday ekiyor. %90 buğday ekiyor. Nohut da ekiyor da bu sene ekmedi. Oo 338 güzel. Güzel para güzel. Hadi şeyleri kamyonlar götürelim. Bu yayında 1 milyona yakın kastık aslında. Evet. Bir 600 bin vardı. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bir tur daha sürü ek yapalım. Hasada gelince de salarız yavaştan. Daha erken gibi zaten ya. Ha. Abi yayın kesit duracak mı? Ha dur diğer yayın kesitini herhalde yayınlamadım değil mi? Neyse yayınlar sen ya. Takılmayın. Uy. Parayı vurduk ya. Artık parayı rahat rahat vurabiliriz. Bir tarla da alıp bir şey yapabiliriz. Şimdi bir şeyler alacağız doktor. Şöyle gene bir gün ben gideyim abi siz gelene kadar. Aynen. Şeyde baktı doktor indirimlere. İşte onlara bakayım bir gün alabiliyor musun? Şöyle taş var. Aynen. Ne oldu lan? Mülk geliri ne doktor? Nasıl bir gelir? Mülk kiralık.
Asu belediye kirası herhalde. Hayır hayır, geliri diyor. Herhalde. Artı para giriyor bizim cebe. Bir yerden geliyor herhalde o. İşte ne yapıyor da geri? Bir yeri kiralıyoruz mu? Çocuklar top oynuyorlar mı, para veriyor? Muhammed cevapladım ya, cevabını iyi diyeyim. Abi yayın başlıyor, yoktum. Videoyu beklemeyeyim. Doktorun yaptığı değişiklikleri gösterir misin? Wait. Wait. Görünüyor abi zaten. Ağaçları falan kaldırmış. Çok da aşırı bir değişiklik yok bu sefer. Ama tarlanın köşesini falan atmış. Eker biçerken görürsün. Ama doktor yine yapmış yani. Cani diyeyim. Fazla bir şey yapmam ya. Bugün abi yakalamış. Ama doktor bak, fazla bir şey yapmaman bilmem ama etkili yapmışsın yani. Bugünküler bayağı, o ağaçlar olmaya da var ya, sinir krizi geçirdik biz. Ağaçlar da işte oyun şey etkilemeyecek şekilde. Araçlar yatıyor abi mi? Oo, çevreden haraç mı alıyoruz? Abi boru ödesenize. Boru ödeyelim. Optik getir, bundan sonra borçları boruyla ödeyeceğiz. Muhtemelen borç yazmaya çalışmış. Aynen. Borçu diye yazmış. Abi boru ödeyin. Neyse, hasat yapacağız abi, şey indire bir şey gelmedi. Borç dosyasını kapatamayız arkadaşlar. Büyümek istiyorsak hasat mı geldi? Oo, hasat. Hasat geldi. Bir ya 11 uçağa kadar, 11'e kadar oyun yakıştı. Kafamıza pancar göre ya. Makinesi. Pancar makinesi indirimdeymiş abi, baksanız da. Pancar makinesi. Pancar mı? Şu makine, ooo 203. Ama şimdi daha buna girmeyeceğiz ki doktor. Şu an gerek. Bu almak yerine ekstra bir içeri daha mantıklı değil mi sanki? Hayır. O zaman böyle bir bankayla bir görüşeyim abi, ben alo diyeyim. Alo, bir içeri ne kadar ki? Biraz. En sözler. İyi bir içeri al doktor, yayıncı loot'u bile. Yayıncı loot'u, yayıncı loot'u. O siyah zaten benim de abi, sen benim siyah. Optik gel gel, onu da yıkayım ya. Neyi doktor? Siyah ben bunu değil. Yıkadım, yıkadım abi. Optik eyvallah, onu yıkarken buna niye bir ikisi fıs fıs yapmadın? Ama sen daha gelmemiştin o yüzden. Vay be. Olsana onu da yıkarız abi. Peki. Canın sağ olsun. Canın. Tayfur Büngel bu sefer de kendi gidişine canın sağ olsun yapmış. Ya Allah'ım. Canın sağ olsun. Değişik çar ya. Geç kral. Abi. Optik sen gir, ben senin yanından girerim hemen. Ama Bruce benim bir hizalamam lazım. Hizalama yandan öyle gir ya direkt. Bir şey olmaz. İyi köşeden. Tamam. Köşeden gir, dümdüz git. Yukarı doğru. Dinlettik Optik. 555 bin liraya bir şey alındı da Optik, hayırlısı bakalım. Ne geliyor bakalım. Optik Bey ne yapıyorsunuz? Optik Bey burası bir buçuk be. Yukarı doğru gitsene. Ha neyse öyle. Öyle yapıp diğer karşıdan yukarı git istiyorsun. Çocuk ne demiyor değil mi çocuk? Bak sen, ben yaşın küçük olabilir bilmem ne sayıya kadar. İşte bizim, benim abonem çıkıyor çocuk. Cumartesi yokluğu hissedilecek. Kimin? Aa şeyin, Tayfur Bingen dedim. O ne ila ila bir şey geliyor Optik. Bir şey geliyor. Uçsuz muçsuz ne öyle ya? Ne çirkin bir şey doktor bu ya. Doktor, yayıncı loot'u. Doktor. Optik sağ olucun Optik. Vereceğim abi. Hayır. En büyük uçum Optik'teki mi? İkisi evet, de aynı, evet. Bu ikisi aynı. Abi sana araban kalmadı. Lan ben bir sakin edeyim, ortada kaldım. Çok çirkin. Arkadaşlar gerçekten tabla deniyor herhalde önündekini. Onsuz çok çirkin duruyor. Dur ya, böyle de demeyin. John Dere ha. Boruya bak. Üç kere katlanmış resmen. Vay be, bir içine bakalım chat. Deri kaplama lan. Klima mlima. Uy. Zengin işi. Elit ya resmen bu. Çok para verdik ama ya, olsun o kadar. Aletli maletli. Kaç yayının emeği var bu. Doktor en büyük uç bu mu peki? Evet, en büyük uç, en büyük şey. En yeni biçer. Biçer en büyük uç. Oy. Zaten size John Dere uyumlu oldu. Başardık chat. Ciddi anlamda çirkin. Arkadaşlar şimdi bakın çirkin mi? Bir daha düşünün. İki paletli oldu. Siyahı da hemen bıraktın he. Siyah doktor benim dedi ya. O yüzden canım. Ben yoksa. Yayıncı loot arkadaşlar. PUBG oynasak şimdi. Yani iyi silah AVM bulsak bana salmayacak mısınız ya?
8x olsak. Doktoru yayında PUBG oynayacağız, doktora salacağız bütün şeyle. Yok. Borç ne kadar oldu şimdi? Dur bakalım. Bismillah. 170 bin. Allah Allah. Ha, para da vardı ya chat. Şimdi biraz da satım işleri olacak. Şu şerimesi satacağım şimdi. Satışa götürüyorum. Bu bir sarı biçer kalsam mı yoksa satayım mı abi direkt? İyi. 4 biçer mi oldu? Şu an 4 tane var. 4 tane bence olacak. Sat ya doktor, ne yapacağız? 3 kişi. Bir ay 3 kişi alacağız. Abi bu şey, serinin ilk başında en büyük tarlaları kiralamıştık. Orada bundan vardı. Sen de hatırlıyor musun? Bir gün, o gün demiştik istedi herhalde. O gün çok heveslenmiştim. Ekmek banmıştı diyor. Allah Allah, ben hiç hatırlamıyorum bu biçeri. Ama harbi üçümüzü gide bundan olacak inşallah. Hedefimiz bu gençler. Canavar canavar. Bir arada şey vardı. Canavar canavar kaç kaç kaç. Kafamıza vuracak bam bam bam. O kimdi ya o şarkı? İki tane rapçi söylüyorum. Banka bir tek size çalışıyor zaten. Yaktırmaz. Plakayı bana göre mi yapmış? Canını yediğim ya. Ah lan bu doktor var ya. Ve hiç söylemiyor da chat. Kral kral. Ya, araç sahipleri bilsin diye abi. Herkes aracını bilsin abi. Kral. Bundan sonra benim araçlarımı almaya çalışmadıysan zaten en iyisi doktor. Ne yapacağım senin araçlarını? Haydi. İkinci elleme gelse de adam daha iyisi ya, gelse. Oy. Yayıncı loot ama optik yine de. Yine mi yayıncı loot'un? Ne yayıncı loot'u? Yapacak bir şey yok. Ya, yayındaki insanlar kötü biçer mi izlesin? Bak şöyle 10 numara biçer izliyorlar işte. Artı 88K geldi ama hangi araba satıldı? Biçeri sattı ya. Biçeri o kadar ucuz mu doktor? Biçeri sat. O yıllardır kullanıyoruz abi. Yıllar doktor, geçti. 555'e bunu alıyoruz. O da 88 etmez ya. O kadar da değildir ya. Sen başka bir şey sattın. Hayır. Yok çok ucuz ya. Biz onu ama bir de ikinci el almıştık herhalde. New Holland değil mi? Evet. Optik ben diğer tarlaya gidiyorum abi. Bence daha bu böyle daha iyi olur. Karşılıklı çarpışıyoruz falan. Evet. Şimdiki yalnız canavar oldu abi, sen de gide. Biçeri 3'e şey yapacağım, şu vantilatörü biraz diğer tarafa çevireceğim. Çok vuruyor bana, hasta etmesin. Biçer kendi kendine giderken bak izle. Öyle bir ayar yapacağım ki chat. Hop. Bu bir de kulaklığın şey olmasını seviyorum ya. Kablosu çok iyi ya. Bu ayrı bir rahatlık ya. Ben de değiştireceğim ya. İşte buna alışıyorum mesela, diğer stüdyodakine gidiyorum. Kalkır kulağımdan kulaklık böyle çektiriyor. Kötü oluyor lan. Kerim abi böyle. Ekrap çeviriyoruz. Bakmaya çalışıyorum. Kanepe mi gözüktü? Anam kanepe. Ulan ne kanepe aşkısınız ya. Anam. Ne kanepeymiş arkadaş ya. Ah. Alles ne yazmış ben anlamadım. Ben de anlamadım. Sonra kanepeyi görmüş. Herhalde kanepeyi gördü o arada yazarken. 20 bin. Kanepe imparator edit. İmparator. Çağatay kesin atar ya. Kanepede sohbet yayını. Oy akar. Ali abi kanepeyi gösteriyor diye klip atmışlardı bir ara. Reklam değildir. Ya da reklam mı diyeceğiz abi şimdi? Reklam. Kanepe ama şey söylemiyoruz. Kanepe diyoruz. Çıkmıyor marka ismi söylemiyoruz bir de doktor. Biz çıkartıyoruz abi kanepe diye marka. Yalnız bu hep bütün bir şeyler onunla gidiyor doktor ya. O çok can sıkıcı ya. Harbi o hepsi on. Oo 8000 litre. Yarısı. Hala yarısı. Demek ki 16.000 17.000 litre bunun tam şeyi var. Onların kaç acaba? Şu an 10.000'de %62. Oo. Dur bakayım aynı, ben 10.000'e gelince ya. 10.000'e gelince ne kadar olacak? Tamam. Bence aynı ama bunlar. Ya. Bakalım. 10.000'de %62 idi değil mi, eminiz? Aynen eminim. Öyle bir şey işte. Vallahi bilemiyorum. Öyle bir şey olsa gerek. 3-5 fark. Devam et. O Siyan deposunu büyütmüştük ya bir de. Siyan deposu büyük. Doktorun atadan dededen bıraktığı tek şey o kanepe diyorlar. Doktor harbiden her şeyi sattık. O atadan dededen kalma traktörümüzü sattın doktor. Adam bana biçer aldı arkadaşlar, ne yapsın? Kanepeyi de satıla koydun da alıcı çıkmadı. Hayda.
Chat, bu seri bittikten sonra aklınıza herhalde doktorun kredi çekmesi, her şeyi satması ne kalır akılda? Mıstığın aydağları, optiğin biçeri bırakıp diğer biçeri geçip o da benim abi demesi. Modla hızdan attırabiliyorsun, sıkmaz yani. Allah Allah. Ya o şeylerin biçerlerini hızdan attırabiliyorsun da öyle mod vardı, gerek yok ona ya. O zaman gerçekçilik şey oldu ya, normal araba sürer gibi tarla biçiyor. O modu gördüm ya, çok ne çok yaptı? Saçma geldi ya. Güzel bir şey. Çok saçma bu ya. 120 ile. Mesela 40 ile falan gidiyor 500, mu? Yarış. Gidiyor gidiyor. Sını ayarlayabiliyor nasıl bak. Hatta moda bile evet. Gidiyor. Belgelerden evet, bir daha ayarlayabiliyor. Optiğin bizde oynadığı ilk seri ya. Evet. Oo. Yeri ayrı olacak. Oo. İleride Opti'yi ekipten attığımız zaman şey büyüdüğü zaman diyecektim. Böyle bakar koklar koklar sizi anarım diyor değil mi? YouTube'a bütün videoların altında şey bakar durur. Ağlayan yüz atıyormuş abi. YouTube'da isim ama benim YouTube'daki isim herhalde şey gibi bir TC eksik herhalde. Harbi mi diyor? Belki Optik Saint. Ali Arda soyadı ya. İsim ya aynen. Benim gibi işte. Benim TC gibi şey kanal açtım Optik. Bana ne diyorsun ya? Bu da ayrı bir şey. Şimdiki aklım olsa LSR'de açardım ya. Bana o zaman şey geldi. Biraz saçma geldi. Direkt adımla açtım. Bu saatten sonra değiştirilmez artık. Evet abi. Bu saatten sonra da olmaz. Diğer bir kahve daha var. İçsem mi acaba ya? Bu sefer de uyuyamıyoruz. Kahve içince benim uykum geliyor abi birazcık. TR Optik mi? Doktor sütlü kahve mi içiyorsun? Yo normal ya. İç abi yayın uzar. Yayın uzamasın arkadaşlar. İkisi de sabah 7'de kalkacak. Ben de bugün yorgunum. Zaten şimdiden 3 saati geçmiş yayın. Aynen LSR ADŞ ikinci hesabı kullanacağı da LSR ADŞ. Direkt ADŞ diye alınmıyordu oraya. Direkt ikinci kanalın adını LSR mı yapsam? O da çok garip olur değil mi? Ya çünkü ADŞ şey evet. Bazı şeyleri de nick istiyor, ADŞ yazıyorsun. Çok kısa diyor. 3 harf, 5 harf istiyor mesela 5 harfe. Evet. Ne uyduran abi mesela 5 harf olunca? LSR da mesela olmuyorsa. LSR yapıyorum. İşte olmuyorsa mesela bazıları LSR da alıyorlar ya. LSR 66 yapıyorum. Kuyuya ev yaptırırım. Kuyuya iki katlı ev yaptırırım diyor ya da. Kuyuya havuzlu ev yaptırırım. Doldu benim. Öyle değil, çok zenginsin diyor. İki katlı ev yaptırırım. Tam benim kafa işte hadi. Bir de onun gerçekte bir tane videosu var ya. Biri gerçekten öyle bir şey yapmış. Köye gitmiş ev yaptırmış. İki tane ev yaptırmış. Yan yana yaptırmış, havuz yaptırmış. Mis gibi en güzelini yapmış adam. Ne yapacak? Benim depo doldu. Etrafında bak çöl gibi. Aa, etrafı çöl gibi bomboş. Bakacaktık Optik. Neyse. %100'ken kaç tane abi? 16.200. Optik senin %100'ken kaç? Bak abi ondan. Optik. Nereye gidiyor? 71. Dur ya boşaltacağız. Optik'in Optik harbiden deposu da abi. O an büyütmüştüm ben Optik'in deposunu. Şey bu yeni aldığımızın deposu büyütülmedi mi? Ondan mı öyle? Yok büyütülmüyor ya. Onu yapamıyoruz. Optik abi sen şu kendi şeyini yap ya. Valla. Siyahlı tente var sen ya. Sen niye aldın ki bunu? Bu sefer de tıra bindim. Dur dur sen dur ben ayarlayacağım. Ha tamam. Tamam. Optik kamyonu yanaştırıp koşa koşa bir içeri geliyordu. Ben oturdum orada bakıyorum. LSR ADŞ cüklüğü oturuyor ama çok uyumlu. Aynen LSR ADŞ. Şeytan diyor LSR ADŞ yap kanalı. Elf taşı demek arkadaşlar. İkinci sezonda abi çıkıyor bir şey. Lotr'un izledin mi abi? Gördüm fragman evet maalesef. Ya yani fragmanlar çok güzel oluyor bu arada da. Hani sanki ama sanki en iyi şeyleri kullanıyorlar gibi fragman. Çünkü geçmiş sezonlarda bana onu gördük. Bana hiç Yüzükler Efendisi gibi gelmiyor. Optik yani yarısını sanki döktü. Öyle maaşları kesecek bunlar.
Ne gibi geliyor doktor? Fan yapımı gibi olur. Fan yapımı gibi oluyor. Abi. Var ya bir tane. İyi ya. Onlar bile daha güzel ya. Mesela ya Gollum'un fan yapımı bir tane filmi var ya. Ya bak savaş, onu geri teliflemişler. Savaş sahneleri dediğin gibi sanki Yüzüklerin Efendisi evrenine değil, Game of Thrones evrenine ait gibi. Evet. Bir garip yani. Oyunculuk falan hiç oturmuyor mesela. Biraz bir Game of Thrones etkisinde kalmışlar. Game of Thrones'da 5 sezonu güzeldi de onu da mahvettiler ama ya. Mesela ilk 5 sezon arkaydı abi Game of Thrones'un. Sonra kitaplar koptu, o da saçma sapan bir şeyler zaten çıktı. Kitaplar koptuktan sonra bitti ya o iş. Evet. İşte aslında şey aynı mantık. Yüzükler Efendisi işte kitaptan ne kadar koparsa o kadar rezalet oluyor. Aynen öyle Thorin, o kadar haklısın ki. Milyon dolarlar alıp abi senarist diye şey yapıyorlar. Milyon dolar alıyorsunuz var bir hikaye yazın. Aynen öyle. Ya çok da şey istemiyoruz ki abi. Ya kitap doları yapsınlar yeter. Ben diğer kahve içiyorum, hadi hayırlı olsun. Nane iyilik. Sabaha kadar burada bak bugün diyor ya. Biz yatıyormuşuz hala bir sabah video izliyormuş. Şöyle 12 saat izle. Olmuş. Video izlemeye yine fırsat olmuş. Aleyküm selam. He baktım uykum yok. Video izleriz chat. Aleyküm selam Mehmet. Sonra biz uyanıp abi şey yaparsın. Parayı buldu ev yapımı sokağı yok lan Çağatay. Ya hazır olmayınca bunu alıyorum mecbur, ne yapayım, diğeri o gün hazır olmuyor. Parayı buldu. Nerede buldu bayı? Ayıptır sorması. Parayı bulup soğuk kahve alıyor. Evet, parayı bulsam soğuk. Bir de en ucuzundan aldım bunu yani. Hani şey falan, marka bir şey de değil. Reklam. Marka gözükmedi ben sana. Yok ya. Gözüküyorsa da reklam. Benim elden gözükmüyordur. Saçma sapan şey yapmasın o zaman. Kahve markalarına bu arada duyurur sponsorluk için. O zaman hashtag reklam yazarız başla. Kahve markaları kaldıydı. Duyuru yapmadığımız. Bari o gelsin. Bize farming yolluyorlarmış. Sadece optik kalıyormuş. Recep Vedik diyor ya, bu arkadaşta durumu yok. Adamlar öyle mail atıyormuş. Az öyle olacak gibi abi. Yollasınlar hepimize ya. İnşallah. Mıstığa da gönderdi, yollamayacaklar abi herhalde. Mıstığa işte. Yok, yollamayacaklar. Mıstık hak etti ama bunu. Parasını, mıstığı almayalım bak, kendi versin parasını. Hak etti. Aa doktor bak, şu çizgi çektiğimiz yerler ekmiyor ha. Şey ha, ekmemiş oraya. Bir daha öyle yapmayalım, evet. Yasin, acaba eyvallah. O niye var ki? O çizgi çizme şeyi. Valla ben de bilmem de. Çizmişim. Niye öyle bir şey var? Parayı verin, korna çalın, at çalayım. Korna sesleri çok az ya. Belki onu geliştirebilir. Eyvallah Patis, görüşürüz. Koşarak, koşarak gel. Yolda biçen çiftçi. Ben şuraya tek de alırım. Ne yapmışım doktor? Yolu biçen çiftçi diye yazmış da bir. Yol mıdır? Ben yolu biçmemişimdir. Arkada optik mi kalındı yoksa? Nerede ya? Ben bir şey... He şey... Götürüyordum belki onu. Ona da yapmıştır. Evet, yarın gelecek Mehmet. Şurayı tek de alabilir miyiz lan acaba? Oo alır ya. Alamayabilir. Hadi be. Hadi be. Da kalıyor biraz. Şurayı alır da. Böyle bir şey yapalım. Orayı bırakmayalım arkadaşlar. Emek. Sinir oldu aslında. Para. Orada bırakılır da. Para fon. Baktık be, sen çalışmaya bir... başladın mı ya? Ben diğer tarlayı topluyorum abi. Oo, helal. Hem satın alımcı, hem işçi. Hem de görünmeyen işleri yapıyoruz abi.
Oy. Buna niye ekstra tente takamıyoruz onu çözemedim ya. O sendeki normal daha pahalı abi, kat ve kat. Ekstra Evet. tente takılsa deposası daha büyük olması lazım. O zaman optiktekini değiştirmeye gerek yok ya. Bence de. Büyük uç aldım. Orada zaten da hepsi onunla büyük gidiyor. Yani ne gerek var? Çekiyor, ediyor. Deposu daha büyük olan almak daha mantıklı o zaman. Hani bu en iyi biçer de neye göre en iyi biçer? O da 10 basıyor değil mi? Bu da 10 basıyor, bu da 10 basıyor. O da büyük kesici oluyor ona, bu da ona, bu da oluyor. Sanırım hani yokuşta mokuşta olunca şey alıyor. Abi o doktor, sen bir şey mi yapıyorsun? Yok, ne oldu? Ben de iyi şu an. Büyük. Acayip takıldı bir an. Tamam, bir şey yok bende de. Kura borç almadı deme. Biçer neyini alındı gençler? Dur göstereyim. 150 bin. Borç mu? Optik, ben çıkayım, ondan sonra git tekte al abi. Tamam abi, tamam. Nasıl optik görüyorsun değil mi ya? Ama şimdi mesela bu bir tane daha bir içeri almak da zor şimdi. Evet. İçerisiz olmaz. Ya aslında 3 en iyi biçer alacaksın. Farklı olacak mesela varsa. Alırız, var çeşitleri. Bir de kaseyin var abi. Keseyin mi, kaseyin mi? Böyle bir şey var. Ondan da alabiliriz. Yayıncı loot'u. Kanal sadakat bu anlarına bir şey yapmayacağım arkadaşlar ben artık. Umudu kesin. En yüksek sadakat puanına sahip olanları belki hani bu ETS yayınlarında falan muhabbeti çağırırız, ne bileyim. Ne yapılıyor ki başka? Drop mu yapılıyor? Drop. Klasmış belki. VIP falan veriyor bazı kanallar. Ya biz sadakat puanları yüksek olanlardan belki moderatör seçeriz, ne bileyim. Siz kasın puanlarınızı. Ya da zaten bak böyle çat yayıncı loot'u yazmış adam. Şey yapıyor. Öyle şeylere kullanıyorsunuz. Sadık Gondorlu meselesini, evet. Konuşalım abi. Konuşalım, buyur Ege'ciğim. Evet. Herkes sustu. Abi niye ya? Abi niye ya? Çok var herhalde baklavacılığı. En çok kimde? Vallahi ben de bilmem de. Ben görebiliyor muyum bunları? Görebiliyorum herhalde. Mıstı ne yapıyorsun? Vallahi ben... Yani... İnşallah hayda demiyordur millete. Bu saatte uyumaya çalışıyordur herhalde. Ya insan çalışmıyor, pat diye uyuyorsun ya. Çağatay'da 120k küsür mü var? Çağatay harbiden bizim yayınlar ilk başından beri var mı la? Ben yayınların ilk başını hatırlamıyorum. Bir bot vardı aslında, ne zaman takip etti, ne zaman şey yaptı. O yazıyordu da. Bot kurmak gerekiyor sanırım. Ya da moderatörlük vermek lazım herhalde ona. Slash mod yazınca çıkıyordu galiba. Direkt şöyle döneceğim chat. Ah şurada biraz kaldı, neyse onu alırız. Üç biçerle de harbi güzel oluyormuş ha. Şey, tarlalar dayanmıyor ya. Ranch serisi. Ranch diye böyle. Ranch. Çağatay mıydı Ranch serisi diyor. Abi Masif izliyorum diyordun, hala izliyorum. Valla yeni sezonu izlemiyorum. Yani yemek yerken falan güzel oluyor. Bayağı güzel bir şey de öğreniyorsun. Hala All Star'ın böyle izlemediğim bölümleri falan var. Onları izliyorum. Ya beni birkaç tane böyle değişik tip her sezon var. Sıkıyorlar beni abi. Ben yemek programı izlemek istiyorum, tamam mı? Yani kadın programı izlemek istemiyorum. Şurayı araya alırsınız gençler. Ya kadın programına kastım, bu gündüz kuşağı programları var ya, işleri güçleri onun bunun dedikodusunu yapıyor, abuk subuk şey. Ben öyle program izlemek istemiyorum kardeşim.
Ben yemek programı izlemek istiyorum. MasterChef lan bura. Yemekteyiz gibi davranamazsınız ya. Var bir tane ama öyle. Eski tadı kalmadı ya. Vallahi ben MasterChef'te böyle yemek kapışsın, bir şeyler öğrenelim. Hani güzel yemekler olsun, şey öyle şeyler izliyorsun. Allah. Acaba bu yorumlarda şey midir? 2 saat bölüm atmışsınız. 10 dakika yapmışsınız diye. Yani hiç emek yok. Öyle. Bir sallamadığınız yemek neyse kalmışlar dedi. Bu dolacak yalnız optik. Öyle mi? Sen diğer kamyona... Oo, Dr. Bey getiriyor bile. Dur Dr. Ben öndekini çekeyim dolunca. Dolmuş. Doldu herhalde. Aynen. Oldu hocam. Doldu. Benimki daha var. Benimki içerinin içinde var doktor. Gördüm bu arada. Doktik ne ettik? Doktorun kafaya boşalttı. Optik maaşından kesiliyor öyle gülüyorsun ama. Hayır abi vermiyorsunuz zaten ya. Nasıl vermiyoruz ya? Birikmiş diye. Verecektik hep böyle böyle kesiliyor. Birikmiş verecek Şubat'ta miydi? Ödeme yaptık ya. 30 verecek. Şubat'ta ödeme yaptık ya. Ha, 4 yılda bir yapıyoruz işte. Ödemeler unutuyor ya. Vallahi bu kadar olmaz Optik yani. Milletin içinde maaş konuşmayalım bak. Ayıp oluyor. Eve soya fasulyesi veriyorsunuz götürüyoruz, ben anlamadım hani. Eren bak işte götür işte. Ye diyoruz. Buğday ektiğim zaman götürüyoruz bunu, hani götür ekmek yaptır ye diyoruz. Ne yapalım da elimizden bu geliyor. 2-3 kilo alıyorum. Biz seni ekip alırken karın tokluğuna demedik mi? Şey gibi Ersoy işe gidiyordu onun gibi. Ersoy optik bizle yemek üzerine anlaştı arkadaşlar. Arada, gıda üzerine. Arada bir dönüyoruz. Ben şiddete ve şeyim diyor ya. Şiddetle yapıyoruz. Ne diyor da? Ben dayağa inanıyorum. Aynen öyle bir şey diyor. Bunlar ne la? Aa, küçük küçük taşlar var bazı yerlerde. O oyunun başına kalmırıldı ya. Bunu da götüreyim, dökeyim. Şimdi sürüceğiz değil mi gençler? Evet. Sonra bazlama yaparız abi. Bu ara Suudi Arabistan MasterChef izleyeyim dedim. Niye böyle bir şey dedin? O neydi öyle? Üç jüri, biri Arapça konuşuyor, biri Almanca, biri İngilizce. Bir arada şey vardı ya, bir ara Yozgat'ı araştırayım dedim. İşte 1000 yıldır işgal olmuş var. Niye Yozgat'ı araştırayım dedin abla mesela? Bu kadar kurgu bir söz olabilir mi? Yani o bilgiyi bir yerde ne edinmiş? Yozgat'ı araştırayım dedime çevirmişler yani, anladın mı? Yani. Bir insan durup dururken ben Yozgat'ı araştırayım niye der Yozgatlı değilse falan mesela. Harbiden Yozgat 1000 yıldır işgal edilmemiş. Çok garip değil mi? Harbiden enteresan. Yozgat'ta tarihi bir şey var mı abi? Valla tarihi vardır illaki. Mesela Atatürk'ün gelince kaldığı falan ev var, duruyor. Başka harici böyle çok eskilerden tarihim diyorsun. Kale gibi antik şey. Dönemde, hiç, antik dönemde. Hiç öyle bir şey bilmiyorum ben Yozgat'la alakalı. Ama Yozgat Kalesi falan yok mu? Normalde hani şey olur ya. Ankara Kalesi falan kalesi gibi. Kalesi. Hiç bilmiyorum ya o kadar. Ama şey yani böyle tarihi yerleri var hani. Mesela senin videolardan abi Yozgat Saat Kulesi'ni biliyorum. Yozgat Saat Kulesi var. Ha mesela tabii canım Saat Kulesi falan. Kaç yıllıktır ya? 100 yıllık var mıdır Saat Kulesi acaba? 1908 falan da sanırım. Yapımı bayağı eski. Oğlum kanepe var abi nedir ya? Sizde var ya bir şey takınca. Yozgat'ın nesi meşhur? Kanepesi. Aynen. Çamlığımız var. Testi kebabımız var. Arabaşımız var. O testi kebabı konusu abi çok tartışmalı. Herkes bizim diyor. Vallahi. Ne farkı var mesela abi? Hiç bilmiyorum o kadar. Ben sevmediğim için o tarz şeyleri yemeği. Şimdi sürüyoruz değil mi gençler? Aa bizim evet. Ekstra sürme aletimiz var mı? Var aldık ya her şeyi. Bir tane daha var. Şu ekiyor ama. Bir tanesi şey onun yanındaki sürüyor olması lazım. Tamam. Aslında var ya hepimize ait bir garaj yapacaksın. Ha o da mantıklı. Herkes kendi aletini mesela bu ekmelerini işte traktörünü falan koyacak oraya. Bak doktorun kafası için çın çın çınladı.
Mantıklı lan, yapayım ben bunu bir dedi doktor. O zaman ben de diğer tarlaya gidiyorum. Optik sen de üçüncüyü yapıyorsan. Tamam abi ben de evet. Ben 37'ye para gidiyorum. Para lazım ama. Dur kredi çekebiliyoruz, haberin olsun. Yo daha şey alacağız abi. Biçer alacağız. Evet doğru. 3 biçeri de güzel yapacağız. Ufaktan tarla işlerine de girebiliriz aslında. Tarla da alabiliriz. Ya biraz zor yetişiyoruz ya doktor bunlara da aslında, bilemedim. Önce biçer alak zaten abi, biçerden sonra. Evet. Şimdi aslında sonraki peki tarla şeyin olsun abi. Hedefin olsun. Böyle yapabiliriz doktor. 43, 44, 48 nasıl ama mantıklı mı? Yani çevreyi full almış olacağız. Aslında mantıklı. Gidip gelmek için kolay olur. Sen 43, 44'ü sevmiyorsun sanırım değil mi? Yokuş diyorsun oralar. Yo alabiliriz ama çok rampa kalıyor yani bir şeyler. Onu sevmeyin. Doktor sen miydin, mıstık mıydı ya, yoksa mıstıktır %90. Bendim ya, o çok tepe ben kalıyor bu aralar, çekmeyebilir de. Genelde böyle şeyler karşı çıkan mıstık oluyor da. Yo almayı alırız abi gene. Ama çok rampa kaldığı için, kötü kaldığı için tarlalar onun için. Mesela oraları alıp işçiye falan, ama işçinin ekstra malzeme lazım. İşçi kötü, işçi çalışmaz orada bir de doğru düzgün. İşçi durdurdu, çalışmayı durdurdu diyebilirim. İşçi sarı kula istiyormuş orada çalışırken. İşçi sarı kulasını istiyor. Siz de Kerim, çalışırsanız sarı kulanızı isteyin. Kerim abi bankaya bakıp geliyorum deyip alabileceği kadar kredi alınca Ali abi nasıl ödeyeceğiz o borcu doktor demez. Öyle bir şey mi yaşandı ya, benim ben haberim yok. Ödedik hepsini. Ödedik ya. Arkadaşlar borç yiğidi kamçısıdır diye doktor bunu yapıyor. Oyun amaçsız kalmasın diye. Öyle değil mi? Bir kere sıfırı gördük zaten. Bir kere sıfırı gördük zaten abi. Borç sıfırı gördük. Yeter o bize. 44 sıkıntı oluyor diyorlar da. Harbi bayağı yokmuş. Yani. Ama oralarda da çalışmak lazım ya. Oraları da alıp şu aradaki ağaçları da kaldırıp doktor. O zaman bir sonraki hedef şimdi 43-44 mü? Ya bu tarafa almak ne bileyim daha mantıklı geldi de bilmiyorum, siz de fikrinizi söyleyin. Mantıklı da olmaya da bilir yani, tam emin değilim. Ya bana hiç fark etmiyor, ben bankada para konuşuyorum. Hamçının borcu gitti abi. Bence hani bu alanı tamamen almak güzel olur ya. Değil mi, öyle bir hedef. Uzak olursa diğer taraflar evet, biraz sıkıntılı olabilir. 43-44 alınabilir de 48'e mesela itiraz edebilir o. 48 çok kötü. Onlar halse. Tren yolu falan var buradan çünkü. Ayarlayamıyor mu Kerim abi? Ha. O kadar girince çok şey yapıyor. Ama doktor şöyle bir haritayı büyütüp bakınca da sağ altı komple almış oluyoruz, biliyor musun? Evet. Ama 48'den ya doktor, sonra doğru 48'de alacaksın, alacaksın gideceksin oraya, siloları koyacaksın mesela, atıyorum ya da ne bileyim hayvanları götüreceksin oraya koyacaksın. Hani illa tarla yapmana gerek yok orayı. Olabilir o da aslında. 35 ve 36 iyi abi. Bakalım. Evet 35-36. Bak oraya da ben hevesliyorum aslında da. Bu tarafları alıp, ya bu tarafları alacağını ekmeyeceksin. Gidip 35-36'ya ekeceksin doktor mesela. Sırf artistliğini almış olacağım buraları. Challenge gibi. Almışken de çalıştıracağız. Almışken de çalıştırmak lazım abi. O kadar para yatıracağız. Doktor, öyle yatırım olmaz. Doktor oralar alıp güneş paneli, ama çok para gelir. Bu sefer de zengin oluruz ya. İşte o zaten o final olmuş. Final yapmış oluruz o zaman. Yani ne zaman görürseniz güneş paneli işine girdik. O zaman anla ki final gelmişti. Final is coming mi diyorsun? Öyle mi? Çünkü o zaman tadı kaldı. Ama o işe de girip bir süre hani çok para getiriyor mu değil mi? Zengin olma korkusu diyor Çağatay. Arkadaşlar oyunun amacı kalmaz korkusu var. Yoksa optik, yapabiliriz. Optik o değil de sen nasıl girdin lan? Ben hala anlamadım. Nasıl oldu bu oğlum? İşte, baktık her yayın geliyor bizle oyun oynuyoruz. En başından anlatayım bak, Bedwars'a. Saygılı olun insan öyle oluyor. Anlat bakayım Optik, nasıl gerçekleşti? İzleyicilerle paylaş bunu. Bedwars'a ilk olarak oyuna girdim bir yayında. Target atmak için. Şey diyorum. Selam vermek için. Abi sana VS atalım demiştim yıllar önce. Onu gerçekleştirmek için diyor. Ondan sonra işte var ya, oyunu oynadık. Optik buraya bir virgül koy. Aynen. Mıstık var ya, ben o videoyu geçen izledim. Resmen targetçi. Terbiyesiz, buradan duymuyor ya, biraz sallayalım. Lan öldürmüşüz mıstığı, hiçbir malzemesi yok doktor. Dayı köprüden geçerken dayı yumrukla atmaya çalışıyor.
Oyunu kazanamayacağını biliyor. Sırf uzatmak istiyor. İşte mıstığı buradan atar. Zaten cevap veremiyor. Evet Optik, selam vermeye geldin server'a. İşte bir yayın şey, ben oyuna geldim, sonra o yayın bitti gitti. Hani bir oyuna geldim, o kadar. Ondan sonra herhalde doğru hatırlıyorsam başka bir yayında bir daha geldim. 40 ve 40'lar falan mı? Yayında... Yok. 40 ve 40'ları oynadık falan, o geçti. Ha. Bir sonraki bir yayında bir daha geldim, siz bana şey dediniz, gelmeyin dediniz. Ondan sonra gelmedim. Ah be. İşte sonra diğer yayınlarda 40 ve 40 falan oldu. Öyle öyle derken sonra bir gün işte yanınızı almıştınız partiye. Sesini duyalım dediydiniz. DC'yi aldınız oradan. Oradan başladı işte, her şey gelişti. Bunların hepsi saygı arkadaşlar. İlk kural saygı. Sonra da bana laf atılmıştı o arada. 45'te Opti'yi alıyorum diye ekibe. Sırka iyi adamlar toplusu kendi takımına. Bizim şeyler. 3 ayrı kale savunuyorduk. Ben topluyordum Opti'yi. Hurdacıyı falan. Torunlarını anlatır mı Optik? Torunlarını anlatacak ne oldu da torunlarını anlatacak? Arkadaşlar şunu şöyle açık açık söyleyeyim. Bir insan saygılıysa, düzgünse... bizim yanımızda her türlü yeri var yani, hani bir duracağı yeri, konuşacağı şeyi biliyorsa. Yani gelip de işte ö diyen adamı da biz bak. Çağatay. Çağatay'ız. Yani adama diyoruz ki şey nasıl, durumu nasıl diyoruz. Güvenlik durumu. Güvenlik durumu bayağı bir yoğun abi diye. Ver diye rapora bak. Beyiz de bırakmışız. Beyfet'in üstüne çıkmış, shift yapmış sağ sola bakıyor diye. Recep Vedik karakteriyle. Bir de Recep Vedik olarak gelmiş. Böö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  Çok karakteri güzel oldu. Dede ya. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. Yani kızın neydi? Röportaj verirken şivesi kayıyordu değil mi? Benim de bazı... Ben istediğim zaman şive yapmayabiliyorum bu arada ya arkadaşlar. Gerekli yapmayı tercih ediyorum. İstanbul Türkçesine yakın bir Türkçeyle de konuşabiliyorum. Ama Yozgatça da konuşabiliyor kardeş. Şive dedin zenginliktir abi. Aynen öyle. Şive güzel bir şey bence. Bir kere yapmadan konuşsana çok merak etme. Demin yaptığımı sanıyordum ama. Demek yapamamışım. Mesela güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız... Oha ne oldu lan? Bak yine bak, oyun takılıyor. Oy oy oy. Ne oldu? Ben iyiyim şu an. Bende sıkıntı yok. O tarlanın orasına gidince takılıyor herhalde. Oraya ne alaka doktor? Evet orada. Yine aynı yerde oldu cidden. Çünkü map'in altına giriyor galiba orası. Ne yapmak lazım? Fazla oynayınca da işte öyle sıkıntılıyor. Ya eski yerine yükselteceğim orayı. Çünkü orası normalde çok yüksek bir noktadaydı. O zaman tarla işleriyle falan çok oynamayak doktor. Kendini nasıl söyle. Orada denemiş oldum zaten. Ben de fena doğuş şivesi yapabilirim diye. Ama şivin doğal daha güzel abi. Bazı sahne gidip şey yapıyorlar ya. Evet ya. Doğal değil de böyle yapmacık şey yapıyorlar ya. Onlar da çok itici oluyor bak. Ben mesela bilerek yapmıyorum. Benim zaten hani Yozgatlı adamım doğal yani. Var bir şive. Bendeki doğal şive. Ya mesela Yozgatlı sen gidip Karadeniz şivesi yapıyorsun mesela. O tipler de var mesela. Uy Nuri Babacığım mesela. Ali Kemal. De bu taraftan yap. Nazi. Devrildi de devrildi. Bana da çok itici geliyor. Filmler de yapıyorlar ya. Mesela şey. Yani çok güzel bir oyuncu olsa da. Çok oyunculuğu işte filmleri falan. Türkan Şoray'ın Karadeniz şivesi. Çok yapmacık. Gerçi onlar seslendirme oluyor da. Eski filmlerde. Bir tane vardı ya. Çok şeyi kaçıyor yani. Abes kaçıyor. O kendi sesi değil zaten herhalde dublajda. Şive şakası adı altında bir sürü film çıkartıyorlar. Birlik, ikilik. Abi Karadeniz'de olmayan yani Karadeniz şive yapınca hani yapmacık, çok yapmacık kalıyor. Çok kötü duruyor ya. Buradan da biraz sinema sektörüne saldırdım. Optik Antalya çevresini mi? Doktor hayır. Bir şivesi var mı?
Yok abi, yani İstanbul gibi ya burası da. Ya burada şey, belli semtlerde bazı yerler var. Mesela benim Adana şivesine olduğum falan semtte. kayıyor mu? Yok, o Ege'ye kadar değil ya. Böyle kaçalım. çok hafif bazen. Akdenizli şivesi diye bir şey yok yani. Yani ben görmedim. Ya bazı farklı kelimeler var da böyle çok farklı bir ağız yok yani. Aynen, yörüklerde var. Yörükler orada daha çok yaşıyor. Evet, yörüklerde var. Mesela Mesela bizde bizim yok aynı. köyün %90'ı Antalya'da. Evet, onu duymuştum. Hala yaşanılacak bir hale yani kimlikle Mavgunar değil, ulaşıyor ya. Mavgunat ya. Başka bir şey mi Mavgunat? Mavgunar. O bende yok mesela. Mavgunat var bizim mesela, römorka. Mavgunat diyorlar bizim köyde. Klavye diyor. Doktor abi nereli? Doktor İstanbullu. Aslan ama Sparta. Sparta mı? This is Sparta. Evet doktor, aslen Sparta dedin değil mi doktor sen? Mıstık Kastamonulu Biz aslen. 300 kişiydik. Doktor evet, o Spartalılardan. Doktor bir kamera açıyormuş. Tam Spartalı vücudu. This is Voice spray Sparta. boyle ama. O film de çok güzeldi ya. Abi bizim ne tarihi kahramanlıklarımız var. Öyle bir film yapamıyoruz arkadaş ya. Hollywood abi işte. Evet, Hollywood bir film çekse acaba bizim tarihimize nasıl olur acaba? Ya düşün ya, Amerika dediğin şeyin Amerikan tarihi yok. Adamlar Ha. kaç tane Amerikan filmi çıkartıyorlar? Aynen öyle. Aa şimdi ekeceğiz değil mi? Ben niye şey yapıyorum? Gerçi doğru. Zaman Ekim ayına. Ekim. Erzurumlar şivesi de çok güzel ya. Bir ara Erzurumlu Şeyde spiker bakmak vardı lazım ya, usta. seslendirme yapıyordu. Evet. İkardi. İkardi mi diyordu şey? Mısır İkar dedi. Hala Mısır. Lan Mısır. Ne çok Demek ki andık la. modun neymiş ya? Doktor Mısır'ın Daha açıldı traktörüne iyi işte. bak. Adam bugün Hop full optik Mısır traktör kazaya bir. kullanmaya. Ben en Ne uçtaki ayrı tarlaya ayrı gidiyorum tarlalar mı gençler. yapalım? Tamam. Tamamdır. Ben Arda bir şey P'de pazarda bakıyorum da. İndirim güzel bir şey Ben gelirse şu diye. 37'yi sevmedim o yüzden. Haydi. Gençler yapsın ya. Oğlum bu ne kadar geç açılıyor la. Ana. Genç de kalmadı ki Ne abi. oldu, ben bir şey mi takılıyorum? Açılırken niye bu kadar yavaşladı bu? Işıkları bir aç bak istersen. Bir açıyormuşum. Optikle karşı karşıya çarpışmışız, haberimiz yok. Ben girmişim diye. Bursa'dan selamlar abi ekibe. Aleykümselam. 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 Anlık kar geldi arkadaşlar. Şu an mevsim. Aa doktor, indirimler. Bakıyorum ben işte abi, durdum. Mesela Aa bir şu an tane şey şey var. Bir var. tane İkinci spreyleme cihazı var. Sprey spreyleme. cihazı var. Sprey cihazını alabiliriz aslında. Al doktor, Çünkü hani 25 bunda bin euro para mı ya? Sen çek krediyi al. bu 33 metre diyor mu? Bu spreylerin acaba şey fark ediyor mu? Mevsimler Bu bir de neymiş bu? gibisin. Değişirsin. Ya beni Bunun ısıtırsın. bilgilendirmesini abi direkt chatte veriyorum. Hamza falan burada mı? Ondan veririm. Hamza Mesela gitti fark ediyor ya. mu? Gitti Hamza iyi mi gecelere de gitti, sıkıldı herhalde, çok fazla abi? yardım edelim. Aa bu ikisi, tamam da ekim yapacağız zaten. Şimdi ekim yapamıyoruz zaten, doktorun hızlandırması lazım. Yok, tane şunu alalım abi direkt. 63 mi? Geç, paramız var, sıfırını alırız Chat. ya. Rahatlama seansı. Direkt abi ekime gidiyor. Direkt ekime gidelim ya. Doktor kar üzerinde yürüyorduk ya. Paramız var Hayda abi. gitti. Sıraj yapacaksanız makine de var. Satıcı falan mısın? Berk, sen anlamadım. Çağatay. Bankadan ya. Çağatay ne diyor yine? Kartofla tavuk. Şey diyor, ateş bulunmadıysan ateş var ha. Yani onun gibi oldu. Ama şu an ekim yapabilir sanırım. Yapıştırıyorum. Evet, yapılıyor. Ben bir göçmen kızı gördüm. Buna boyunda. Elinde bir deste gül var. Hasret... Oğlum ha şurada kar gitmedi dedi, gitti. Hasret koynumda. Zeyler geç yükleniyor. Doğru söyle göçmen kızı. Ne diyor? Bak talep diyor yine. İşte onun ne olduğunu yazmıyor. Mesela onu bilen biri yazsın ya. Yazmıyor. Hamza'ya sorarsın. Neymiş? Adını bilen yazsın. Aynen. Aa, chat traktörün tekerlerine bak, Allah. Uy doktor. Aa. Ay artı şeyi geldi Haydi. lan bana resmen.
Ya ince özeli. Ya şey gibi oldu, Fortnite gibi oldu. Çocuk oyuna çevirdiler ya. Benden ne harcayıp sen de sallamaya başladın. Hazır mıyız? Ağır konuşup sallayacağım. Hayda. Ey PUBG Mobile'ciler, geliştiricileri. Oğlum o ne la? Geçen birinin bir videosuna gireyim dedim, midem bulandı la. Abi gerçekçiler, hiçbir şey, bir atçın vatozun üstüne binmişler, uçuyorlar. Bir yere giriyor, yukarı doğru yüzüyor. Her şey bir garip. O ne la? Yemin ediyorum soğudum, PUBG Mobile oynar mıyız yayında diyordum. Hiç canım istemedi yani onlara bakınca. Havaşmaktan çıkmış artık ya. Ya bak o PUBG'yi millet niye ya. Fortnite'dan ziyade tercih ediyordu? PUBG daha gerçekçiydi, mobile'den bahsediyorum. Ne saçma sapan bir şeye dönüşmüş ya. Herkesin kıyafetleri eciş bücüş, rengarenk, her şey çok abes. Austin partisine çıkmış gibi. Vallahi ya aynen öyle doktor. Çok absürt olmuş ya. Ben oynarken 3 tane kıyafet vardı abi. En pahalısı ceket. Ceket olan. Ya hadi kıyafet getirsin de. Oo, hani savaşa uygun kıyafetler abi. Adam karşıda çok abes absürt giyinmiş. İşte dediğim gibi arabaya biniyor. Araba uzay mekiğine dönüşüyor böyle garip garip. Bir şeyin üstüne biniyor böyle uçuyor havada. Bir yerden bir yere gidiyor paraşüt açıyor. Aa şu özelliği kullanayım, aa şunu kullanayım. Bir şey atıyor garip garip. Abi yani anlamadım ben ya. Herhalde biz normal Steam PUBG öyle değil ya. Herhalde doktor. Mobile'de öyleymiş. Steam PUBG'de de öyle yaptılar herhalde ya. Şimdi ben de bayağıdır oynamıyorum da. En son oynayınca işte Matrix ceketi var diye böyle millete o Matrix ceketi şey oluyordu. Ya Steam PUBG'de arkadaşlar zor ama işte hani oynaması zor. Hani şu an millet hele yani yeni çıkan bir oyun olsa uyum sağlarsın. Milletin binlerce sen bir gireceğim 10 bin saatte olan adam gelecek karşıma. Hiçbir keyif almayacağım oyundan yani. Şey gibi mesela ilk defa Minecraft oynayan bir Bedwars oynayan bir adam hiç bilmeden Bedwars'a kapışıyor mesela. Hiç keyif almaz ki o zaman. Hayatımız yeterince renksizken oyunların renklenmesin mi? Şey be. Ah lan. Renklenmesin ya. Hayatın renklensin. Oyunlar niye renkleniyor? Oyunun renklenmesi senin hayatın etki. Bu arada renk her şey bir renk. Bak bu da her yer yemyeşil. Bak sarı traktör mavi ama oradaki olay uyumsuz renkleşme ve absürt, saçma sapan. Bu arada bu renkleşmenin sebebini söyleyeyim ben size. Çoğu reklamda da görüyorsunuz. Çocuklara daha çok ilgisini çekiyormuş. Bunun için yapıyorlar. Rengarenk olan şeyler. Tabii. Çocuk kanallarına bakın her şey rengarenktir. Burada her şeyin sırrını açıklıyoruz arkadaşlar. Oyunlar renklenirse hayatında renklenir. Hayatın oyunların renklenmesine bağlıysa sıkıntı. Şimdi bu oyunda ejderha ile ekim yapsan hoş olmaz mıydı? Hayda. Ejderha ile saban sürüyoruz falan düşünsene. İşte her oyunun ejderha kendi içerisinde bir... Ya PUBG dediğin şey... Minecraft'ta ejderha var niye? Absürt kaçmıyor. Minecraft bir... Zaten fantastik bir oyun. Ya PUBG dediğin senin... Gerçekçi temellere oturtulmuş bir oyundu. Hani çarpışıyordun, silah var, bir şey var. Her şeyin absürt gibi. Valorant oynayın gidin o zaman. Çok merak. PUBG'de oynamayın ya. Valorant'ta var öyle garip şeyler. Çizgi film gibi, anime gibi oyun. Geçen Optik oynuyordu bu arada. Ona biraz laf sokmak için söylüyorum. Bu arada onu oynayanlara kızmıyorum. PUBG mantığı o değildi. Ben oyunlardaki o rengarenkliğe, farklılığa laf ettiğimden değil arkadaşlar. Onu seven adam o tarz bir oyun oynasın. PUBG öyle değildi ki. PUBG ona çevirmeye gerek yok. Millet mesela Fortnite oyuncusuyla onu ayıran, bak Fortnite'da laf etmiyorum. Ben sevdim, oynadım. Niye? Fortnite'ın olayı oydu. Ama sen gidip PUBG'yi Fortnite'a benzetmeye çalışırsan dur deriz abi. Kitle çekmek için abi işte. Aynen öyle. Şey de öyle bu arada. Minecraft'ın Bedrock sürümünde serverlara gir, her şey rengarenk. Evet, her, geçen ben 50 tane farklı şeyi var, tip var. Şey nereye için, girdin? Pelerin için görev yapmaya girdim abi. Hı-hı. Sunuculara böyle kendisi sunucu yaratmış. Vay, her yer rengarenk, görmen lazım. Öyle yapıyorlar ha. Birileri kasten yapıyorlar ama. Abi Talep Ondan Soya ile dener misiniz? Talep Ondan Soya. Talep olduğunda normal ay fiyatların üstünde oluyor. Talep olduğu ay fiyatlar normal
düşünüyorum. Ama ne kadar biz ona da baktık, hiçbir fark göremedik ya. Evet. Ya bak, ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ya, Farming 15'te bir şeyin talebi var dendiği zaman böyle 2'ye 3'e katlıyordu. Allah, atıyorduk satalım hadi. Diğer türlü arkadaşlar. Ya burada bak, mesela bir şeyin talebi de demiyor abi. Doktor, bence o vardır bir mantığı ya. Diğer türlü var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Çok saçma. Herkes sadece tren yollasa da diğer satış istasyonları boşuna var yani o zaman. Bence de. Yok hani belki şeydir hani. Şunun talebi fazla da demek ki gidiyor. Mesela Marisona'da talep var diyor. Marisona'da ama neyin talebi var? Bilmiyoruz ki. Evet. Eskiden ne yazıyordu? Atıyorum o zaman Marisona'da başka bir isim. Evet. Marisona'da buğdaya yüksek talep yazıyordu eskiden. Evet. O zaman anlıyorduk ki he, biz burayı satacağız şimdi. Aynen. Bağuz Bağuz ikinci ayını yenilemiş. Ne demiş? Aboneyim, abone biletlerim. Cebimde. Aa, ben de ne diyor diyorum ya. Vallahi lokma tatlısı, aman adı hayırlısı. Bunun müziği nasıldır? Aboneyim, abone biletlerim cebimde. Ballı lokma tatlısı, aman hadi hayır. Kadının adı neydi ya? O kadının bir tane dizisi vardı abi. Neydi o kadının dizisi ya? O şey mi? Yonca Evcimik. Evet. Onun dizisi şeydi, neydi dizisinin ya? Dizisinin adı Çılgın Bedişim Yok Başka İşim. 90'lar ya, ah lan. 2000'ler başı mı? Severiz. Acaba onu bilen var mı? İzleyen var mı acaba? Optik şu an hiç anlamadın değil mi? Optik neydi? Yok, demez. Ben hiç bilmiyorum. Biz çok geçtim abi. Ben de şarkı söyleyeyim. Oktay var 8. Bavuz, sen kaç yaşındasın? Cani diyeyim. Var senin, yakın bize. Belli. Var belli. Sen bir 25-30 varsın. Belli eşit bir şey. Bazı şey demiş. 29 varım 30 yokum. 29 diyor bak, 29 varım 30 yokum. 30 yok. Doğum yeriniz Muş. Doğum tarihiniz Muş. Şurayı alamadım ya. Çok küçük yer kaldı. Hamza yazdı. Hamza ne diyor? A, boyun en yüksek fiyatı. Sadece Hamza gitti geldi. Hep tren istasyonunda satıyor. Oyundaki saçmalık var. Hayda. Yapma Hamza be. Yapma Hamza ya. Zaten Volkan kolları öyle baktık kendine. O zaman o muhabbeti düzgün yapamamışlar. Yalnız benim bu tekerlerdeki beyazlık hala geçmedi. Çok garip duruyor. Ya Hamza, o kadar kaç saat oynadım diyorum. Bak, var mı böyle bir teker şeyin? Bunu şeyle yaptık. Ekstra para verdik oyuna. UC'ye aldık. Onunla yaptık. Yapabilir misin Hamza? Nasıl doktor? Yapabilir misin Hamza diye. Hamza'ya da satıyormuşuz. Abi, staj maksatlı bir yere gidiyorum. Orada 3 kişiyiz. Oradaki abilerin yanında optik gibi kalıyorum. Hep dalga geçiyorlar benimle. Biz optikle dalga geçmiyoruz ki ya. Dalga geçmeyin. Hayır. Biz optikle dalga geçmiyoruz ki. Ejderha park ettire silonun arkasına ya. Yeni gelmiş bu UC mantığı. Hamza, sen hiç bilmiyorsun daha. Optik burayı tek de alabilir mi ben? Şey, alırım. Korna çalıyor çekileyim diye, vay be. Senin iş yerindeki abilerine böyle yapabiliyor musun? Aman abi, iş yeri. Abi eski Minecraft dostlarına ne oldu, yıllar oldu aklıma geldi be. Lovel. Bak, bunu ilk soran sen değilsin, son soran da sen olmayacaksın. Yıllardır bunu cevaplamamıza rağmen insanlar hala merak ediyor. Sen ve çok merak edenler için yine çok kısa açıklayayım. Bizim kadim kraft zamanlarında aramızda bir dargınlık oldu. Ama çok büyütülecek bir şey değil tabii. Daha sonrasında hani düzelttiğimiz oldu, muhabbetimiz devam etti falan filan ama insanlar bıraktı abi. Olay o. Çünkü benim hala hiçbir sorun yaşamadığım bugüne kadar. Mesela dayım bıraktı. Adam videolara bile gelmek istemiyor. Çok söylediğim de oldu. Oğuz mesela. Görüşüyoruz. Ve hala mesela diyorum ki, o kanka gel diyorum bir video. Kanka diyor, geçti ya benden diyor. İstemiyor. Ali abi. Farming 22. Geçen sene ilk sezon oynadığımızda. Ali abiye mesaj attım. Hani Farming onunla oynadığımız için zamanında. Siz de yazıyordunuz. Çok talep eden de oluyordu. Ali abiye yazdım. Adam dönmedi bile yani. Hani böyle oldu, anladın mı? Herkes bu niye böyle oldu ya? Herkes kendi hayatına baktı yani kısacası. YouTube'u bıraktı insanlar ve gelmek istemiyor artık kimse. Benim gübrem bitmiş. Zombi gibi tazelemek lazım. Ben bunu kapatıyorum. Sen burayı halledersin zaten. Tamamdır. Sıvı gübre yaptığı alayım abi pazara. Peki. Bu sıvı mı? Şey abi, bu niye bu kadar? Bu sıvı abi. Ya bu açılıp kapanırken çok yavaşlıyor ya.
Böyle dostlar herkes yani kendi abim bile işi var gücü var hani YouTube'a uğruyor mu? İnsanların bu arada zamanı olduğunda da artık gelmek istemiyor arkadaşlar. Bu YouTube ortam biraz böyledir. Soğuduğun zaman geri gelmek, toparlamak çok zor yani. Adayı açık açık söyledi hani. Ya dedi açıkçası hani soğudum bu ortamdan. Gelmek istemiyorum dedi yani hani. Bir ara yayınlara falan uğrayıp selam verip gidiyordu. Onu da yapmıyor artık. Sıkıldı adam. Her geldiğinde dayı 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 da adam darlanıyor. Bazı insanlar hayatında bu kadar darlanma ve aksiyonu istemiyor arkadaşlar. Bunu anlamamız gerekiyor yani. Dayı Minecraft bile oynamıyor şu an yani. Hani. Doktor tohum da alsana ha. Aldım aldım. Süpersin. Ya, geçen Discord'u hani format atmış. Discord'u bile yüklememiş dayı. Şifresi neydi falan hatırlamıyorum gibi bir şeyler söyledi yani. Hani. Adam 41 yaşında arkadaşlar onu da anlamak lazım. Keyif almıyor olabilir artık. Bu ortamlardan. Bak yine bir ya. Doktor sen oraya gelince şey, oldu. Kamera geçince oldu. Evet, oğlum bu ne şey... lan? 50 tane geyik var la burada. Abi orada ne kadar geyik var ya. Şu bölgede harbiden takılma yapıyor ya. O bölgede yapıyor özellikle. Böyle umarım senin cevabını verebilmişimdir ama sana versek öbür yayın biri geliyor yine soruyor. Yani bunu ben duyuru yayınlasam kanalda yine gelip biri yine soracak. Evet. Bak hala her yayın söylememize rağmen Minecraft'ta atıyorum abi işte şu gelir mi? Bu gelsin. Şunsuz şöyle olmuyor. Bunsuz böyle olmuyor. E buradaki emeğe de saygısızlık bu. Buradaki insanlara da saygısızlık bu. O yüzden hani o insanları da rahat bırakın. Bizi de rahat bırakın yani hani. İnsan bir de ilk kendi soruyor sanıyor. Halbuki yani doktor sen bak yayınlarda mesela ne zamandır beraber? Bir senedir, bir buçuk senedir, iki senedir beraber yayın yapıyoruz, video çekiyoruz. Ki bu en azaldığı dönemler. İlk başta daha çok soruyordu. Görüyorsun yani ne kadar darlandığını, bu sorunun sorulduğunu sürekli. Aynen işte. Bak doktora mısta op diye de hani mesela bir tanesi denk gelmiştim sanırım. Neredeydi hatırlamıyorum. Semsur'un bir videosunda mıydı? Doktorun mıstığın attığı videoda mıydı hatırlamıyorum. Ya şey yazmış. Ali Bey amcayla farmik büyüktür ol gibi bir şey yazmış tamam mı? Ya bu buradaki hani bu kendi düşüncesi veya değildir. Ona illaki insan buraya gelse bu sefer de diğer türlü diyecek. Doktor ve işte mıstık optikle ol yazacak. Ama bu buradaki adama büyük saygısızlıktır. Ya bunu doktor ne kadar ister söylemem bilmiyorum istemez belki. Doktor mesela çok ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Yatakta kafayı kaldıramıyorken yayınlara çıktı geldi videolara. Mıstık sabahın köründe kalkıp gidecek oluyor optik. Mesela kaç saat uyudu? 5 saatle 4 saatle işe gittiği oldu. E bu adama bunların verdiği bu emeğe saygısızlıktan başka bir şey değil bu anladın mı yani? Yarın bir gün biz bizimkilerle doktorla mıstıkla video çekeyim. Yarın bir gün desem ki işte gel Çağatay seninle video çekelim. Millet yazacak bu sefer de işte doktorla mıstıkla hepsi daha iyiydi şöyleydi böyleydi. Bu böyledir biraz. Biraz da anlamak lazım yani. Bu çocukların verdiği yemeği de ben şey yapıyorum. Valla gerçekten onların yüzü burada diye söylemiyorum. Doktor da, mıstık da, optik de. Hani her türlü ne kadar işleri güçleri olduğu zaman bile elinden geldiği kadar geliyor. Bu çocuklar yani benimle gelip oyun oynamak için hiçbir kazançları da yok burada. Ha. Hiçbir bir şey de elde etmiyorlar. Tamamen muhabbete, sohbete, arkadaşlık, dostluk için geliyorlar yani. Mıstık da, doktor da, optik de. Optik daha yeni katıldı onu bilemiyoruz ama. Yani bu buradaki insanlara dediğim gibi bir saygısızlıktır. Ya doktor bunu söylemem istiyorum bilmiyorum ne kadar da çocuk çok ağır ilaçlar kullandı. Kortizon kullandı. Kafayı kaldıramıyordu. Çocuk çıkıyordu hani yayına geliyordu. Videoya geliyordu ya. Doktor uykudan kalkıp videoya geliyordu. Adam bir geliyor abuk sabuk. İşte şu nerede bu nerede bununla daha iyiydi. Şunlar daha iyiydi. Ayıp yani. Buradaki adamlara ayıp yani. Ya bir de şey mi? Ya şöyle bir durum var bir de. O adamlara da ayıp giden insanlara hani bizi onlara karşı veya insanlar onlara karşı bir dolduruyor gibi oluyor. Abi o adamlar bırakmış gitmiş onlar kendi hayatına bakmış artık. Bunu 1000 kere de açıklamışız. Bu adamlar gelmiş yeni bir ekip kur beni de anla mesela düşünsene. Oğuz'a bugün bir şey attım dedim ya yayın başında. 2017, 18, 19'da işte kalabalık. 2024'te kimse yok çevresinde falan gibi. Yani çevresinde de bunu biraz Minecraft'ta böyle bizimkilere desem her türlü geliyor da ben eski ekibin dağılmasıyla alakalı paylaştım bunu Oğuz'la. Adamlar gidip mesela diyorum ki dayıya işte dayım gel 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 ya dayım istemiyor. Hani bunu açık açık dedi. Beni yarım bırakmak için değil. Adam
sevmiyor bu ortamı. Oğuz keza aynı şekilde. E ne yapacağım ben mesela, dayım gelmiyor, Oğuz gelmiyor, abim gelmiyor, bilmem ne. Ali abi mesela farming'e yazdım. Cevap yazmadı falan. Ben ne yapacağım o zaman, ne yapayım? YouTube'u mu bırakayım mesela? Millet birileriyle, arkadaşlarımla oyun oynamayı da seviyorum. Ne yapmam lazım benim? Bu buradaki adama da saygısızlık. Bana da yani. Bana da yapılmış bir saygısızlık. Bunu çok böyle eskiden ekip olarak yapıp da daha sonra giden ekiplere çok yapıyorlar bunu. Bunun önüne geçilmiyor yani, bilmiyorum. Diyor mu, ben Oğuz'la görüşüyoruz yani. Dayımla görüşüyorum. Dayım bir arar, bir saat konuşur. Ama adamlar istemiyor kardeşim. Zamanında da ben var ya, Oğuz'u bu dargınlık küstük araya girme de değil. Ben Oğuz'u da zamanında zorla getiriyordum ya videolara. Zorla bir ketenpereye getiriyordum. Hop girdik geldik, ha videodayız falan gibi. Zorla videolara getiriyordum ya. Artık abi bir süreden sonra da o şeye bağlıyor. Hani insanın kendine öz saygısı vardır ya. Yani Oğuz'la oyun oynamak, kendisi açıkçası şey dedi. Kanka dedi, benimle oyun oynamak istedin dedi. Kanka dedi, video dışında oynayalım dedi. Ya yine videoya yapmayalım ya dedi. O kendi tercihi. Bunu Oğuz'u hedef göstermek için de söylemiyorum bu arada. Haklı olabilir. Çünkü var ya, Oğuz video çekerken öyle bir üstüne geliyor. Yok kasıyor. Yok Oğuz'un sesi böyle. Oğuz şöyle. Herkes kaldıramayabiliyor arkadaşlar bunlar. Herkes böyle şeyleri kaldırabilecek diye bir kural yok yani. Kaşın üstünde, şey, gözün üstte kaş var diyor adam. Sana hata buluyor. Benim o kadar üzüldüm ki. Geçen ne dedi biliyor musun? Bunu böyle paylaşmamı ister mi? Bilmiyorum ama özür dilerim eğer istemezse. Dayımın doğum günüydü. İşte 1 Temmuz'da. Doğum gününü kutladım. Ben direkt 12 geçer geçmez yazdım. Bekliyordum zaten. Yani ondan sonra da bir telefonla konuştuk. Dedi ki ya dedi, geçen aslında dedi sevmiyor bu. O kadar daralıyor ki bu. Ünlü demine fenomen tarzı ortamdan. Ya dedi, geçen doğum günümdü. Bir kişi yazmadı dedi. O kadar şey ki dedi, hani güzel ki dedi. YouTube ortamındayken dedi. Onu bile sevmiyor dayım, anladın mı? Ondan bile sıkılmış. Popüler olmaktan rahatsız olma şeyi var dayımda. Sevmiyor adam. Sakin bir hayat üstü. 41 yaşında, 42 yaşında adama da belki de şey geliyordur yani. Olabilir bu. İstemiyor olabilir yani. Herkes isteyecek diye bir şey yok. Ben istemem. Şu ortamda mesela dayı olsun istemez miyiz? Hangi birimiz istemeyiz yani? Ama işte senin istediğin şeyler olmuyor sadece. Ve bu olmamasına rağmen senin hala işte şu gelsin, bu gitsin yazman hem bana hem buradaki insanlara bir saygısızlık arkadaşlar. Bir sessizleştiniz gençler. Hayatın acı gerçekleri maalesef. Ama dayım adamdır. Oğuz adamdır yani hani. Her türlü ve diğer kadim dostlar da, hiçbiriyle tanıştığıma pişman değilim yani. Hani herkesin benim hayatımda bir etkisi. Zaten insanlarla bir şey paylaşmayı bıraktığın zaman birbirinin arkasından böyle ortamda sallayan insan da zaten şey, hiçbir zaman arkadaş dost olamamıştır yani. Ona sallayayım, bunu buna sallayayım. Ne oldu sonunda? O adamla sen birbirimizin düğününe gittik geldik. Neler paylaştık, ne dertleştik. Ali Bey amcayla açıyorduk Neşet Ertaş playlist. Sabahlara kadar dertleşiyorduk, muhabbet sohbet. Ne, onlar yalan mı oldu yani? Adam benim, o zaman ben de çıkarcı olurum. Adam gelmiyor etmiyor, umursamıyor diye benim kanalımı falan filan. O zaman ben buna sallayıp, o zaman ben çıkarcılık, ne farkım var? Çıkarcıyım ben o zaman. O adam benim videoma geliyor diye ben onunla dostluk yapmış oluyorum o zaman. Bu herkes, yarın bir gün doktor, mıstık, optik falan hani. Görüşürüz, görüşemez. Bunu kimse bilemez. Ne yapacağım bundan sonra, o zaman sallayacağım onlarla görüşmediğim zaman? Ya da onlar videolara gelip gitmediği zaman bana mı sallayacak? O zaman samimiyetsiz bir ortam yani. Hani başka bir şey değil. Onlara da yüklenmeyin, haksızlık yapmayın. Buradaki ekibe de yani saygı yani biraz. Yani kendi şansıma da koşuyor. Söylesin, ben takmıyorum, umursamıyorum. Bir yerden sonra hani kim ne derse. Tabii canım, orası öyle. Takmıyorsa bir yerden sonra. Tabii canım, herkes böyle şeyi istiyor. Drama istiyor. Kavgaları ortaya dökelim hepimiz. Ben ona sallayayım, o bana sallasın. Niye kardeşim? Bizim öyle bir, bizim çıkar ortamımız yoktu ki birbirimize o şekilde sallayalım. Ben bu arada şu
gübre aleti. Hop bu kimin traktörü ya? Bura benim garajım. Dursun dursun şu yana bir yere koy. Gübre aletimi koyacaktım buraya ya. Haydi. Tekerlerim nasıl gençler? Oo yıkamışsın abi. Aa yıkasana bir. Doktor bir yıkama aletini getireyim dur bakayım. Ha dur sizde görünmüyor mu tekerleri hala? Bizde görünmüyor ya. Bizde şu an çamur bizde... olmuş. Evet. Dur bakayım ben bir yıkayayım belki bende de geçer. Acaba öyle mi kaldı? Aa yok yıkayınca geçiyor. Bak yayından görün. O kir gibi ya kalmış herhalde. Evet, yok bembeyazdı doktor demin biraz geçiyor. Evet. Yani velhasıl kelam arkadaşlar eski ekip YouTube'u da ortamı da bıraktı gençler. Yani en azından benim muhabbetim hala olan insanlar YouTube'da herhangi bir şeyleri kalmadı. Biraz kalmayacak gibi. Belki bir gün Oğuz'u kulağından tutup zorla getirirsem. Döve döve yayına videoya getirirsem o ayrı kardeşimi ama... Ya o adamlar da zorlamak istiyor. Abi sevdiğin insana da istemediği bir şey yaptırmak istemiyor insan yani. Doktor satışa getirmişse o zaman yavaştan salalım biz satışa ya. Satışa geldi. Zabah kalkacak bu insanlar arkadaşlar. Zabanan. Ben bunu park edene kadar herhalde... Zabanı kıyamış. Ben o yüzden iniyorum elimle. Abi ben işe gidiyorum diyormuş. Yok park edeceğim de bu tek büyük bir garaj değil. Yanına park etmeye çalışıyorum. Şöyle dursun ya ama. Aha bitti doktor. Biz de borcumuz şöyle sabit kalsın. Bırak da şurada dursun öyle alırsın. O zaman gelin çardağımıza gidelim. Bitirelim. Vay be eskiden siz nerede hepiniz videoları atıyordunuz. Çok güzel zamanlarda. Ya güzel zamanlardı tabii de işte. Hayat, zaman. Biz de isteriz. Onlar da bizle beraber olsun hep birlikte. Olmuyor işte. Her istediğimiz olmuyor hayat. Gençler, elinize kolunuza sağlık. Vay yavrum vay adam. Güreşçi gibi adamlar lan. Bu ne lan böyle? O zaman kahraman atışı. Sizleri öpüyoruz gençler. Eğer daha fazla farming istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. YouTube'dakiler bu arada Twitch adresi bize gerek. Ali Deniz Sempoto'ya. Burada da canlı olarak yayınları izleyebilirsiniz. Ayrıca TR Doctor kanalını ve Kadim Earth kanallarında abone olmayı unutmayın. 1000 aboneye geçirelim iki kanalda. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.